olması için. Burada, sıktın mı kabağı? Evet, kabakları aşağı yukarı 3 tane, yarım kilo gibi kabağımız var. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bu 2 yemek kaşığı zeytinyağımızla bu 3 tane rendelenmiş kabağımızı kavrulmaya koyacağım. Tamam. O güzelce kavrulacak. Bu arada yarım su bardağı da pirincim var, onu haşladım. Ha, pirinç var. Evet, pirinç var. Bunun içinde pirinç var Derya Hanım. Pirinci koydum, beni bitirdim. Ben onu peynir zannediyordum. Ay yok Derya Hanım, maalesef. Yaparken de aklıma geldi aslında, gelmedi değil. Dedim Derya Hanım, ama çok güzel. Derya Hanım dedim bunu yiyemez ama çok güzel. Bunun yerine başka bir malzeme de koyabiliriz. Hani sizin yiyebileceğiniz başka bir tahılla. Tahıl gerçi sizin diyetinizde yok. Tahıl yok benim diyetimde. Evet, sizin diyetinizde tahıl yok. Bunu bu şekilde kavrulurken biz ne yapalım? Evet. Kadayıfımı yiyeceğim. Çok güzelmiş. Yani et yemeklerinin altına da çok güzel bir sunumluk malzeme de oluyor. Böyle kabaklarda bu arada hafifçe öldüler burada. Evet. Bu muhallebi, evet, onu gösterebilelim diye. Evet. Şimdi kabağın da çok enteresan. Çok güzel şimdi bu, bir şeyler koyacak içine. Bu çok lezzetli bir şey. İçine bu kabaklarımızı şöyle bir karıştırma kabımızı alıyorum. Ne demiştin bunun adı? Nuraniye. Nuraniye. Evet. Nuranlar için. Nuranlar için. Bizim için de aynı zamanda. Aynı zamanda bizim için. Bunu böyle koyalım. Şöyle koyduk. Bunun içine yarım su bardağı pirincimizi güzel tuzlu suyla haşladık. Güzel. Bütün suyunu çekene kadar bu malzemeyi bunun içine koydum. Süper. İçine şimdi burada maydanozumuz ve dereotumuz var. Onları doğrayacağım. Bazı izleyicilerimiz maydanoz sevmiyor, bazısı dereotu sevmiyor. Kendi sevdiklerine göre içindeki kullanacakları yeşilliği ayarlayabilirler ama ben ikisinden de bugün koymak istiyorum. Bu arada biraz evvel köfteye ben maydanoz koymadım Derya Hanım ama bazı izleyicilerimiz köfteye maydanoz sevebiliyor. Şu saplarını şöyle alayım. İsterlerse maydanoz da köfteye çok yakışıyor. Bunları şöyle bir ince ince doğrayacağım. Taze soğan, 3 tane 4 tane taze soğanı bol yeşillikleriyle beraber koyabilirler. Koymayabilirler. Yani şimdi hem sarımsak hem soğan olmasın diyen izleyicilerimiz var. Yani bence bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir nefis bir yaz salatası. Aynen, bir de öğün derdi. Bu da yüzü artır. Çok güzel, değişik. Tam bir öğün bu. Ceviz konur mu içine? Ceviz çok lezzetli oluyor. Hadi ya. Ceviz çok güzel oluyor. Hani kereviz salatasına falan da koyarız ya Derya Hanım. Evet, oradan aklıma geldi zaten. Şimdi burada bir de mayonez yok bunda şimdi. Bir de mayonez de koymayacağız. Sırf yoğurtla yapıyoruz. Çok güzel. Bu yoğurdumuzun içine aşağı yukarı şöyle bir kase yoğurdumuz var. İçine tuzumuzu ilave ettim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru nanemi ekledim. Şuradan hemen bir diş sarımsak koyacağım ben. Soğan koyalım mı koymayalım mı Derya Hanım, ne dersiniz? Efendim? Soğan koyalım mı koymayalım mı, taze soğanı? Koy artık, düşünmüşsün, koy, güzel yakışır. Şimdi ben bu salatayı kendime göre yorumluyorum. Sadece pirinci koymuyorum. Avokado koyuyorum. Biraz ceviz koyuyorum. Çok güzel. Az yapıyorum kendime kadar, bir tane şeyden. Kabaktan. Kabaktan. Nefis bir öğün. Yoğurdu var. Her şeyi var içinde. Kabağı var. Bir yeşillik çok yemem lazım zaten. Yeşilliği var. Nanesi var. Evde yapılmış yoğurt. Hele. Vallahi evde yoğurtlar süper, çok lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağım önce. Bütün malzemeleri eşit dağıtabileyim diye. Keten tohumu koyacağım içine, kendim için yaptığımda mesela. Hani biraz tohumlardan yararlanayım. İçine şeyler koyabilirim. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Kendim şimdi için. Tohumları yiyorum. Chia koyabilirim. Onları yiyorum. Şimdi bunu biraz şöyle hafifçe çırptım. Bütün malzemeler birbirine girdi. Bunu içine koydum, ya, karıştırdım. Çok güzel. Hani semizotu yok da kabağımız var iki tane. Hani iki tanesini yapsam pişirsem bir şey olmaz. Dolmaya olmaz. Pirinç yerine makarna da konabilir. Şu an aklıma geldi. Hani orijinalliğini ben makarna salatada çok kullanırım. Ben de seviyorum. Yani şöyle paketin dibinde niyeyse o bir az kalır. Bir şey kalır. Atarım. Evet. Ay bu yeter herkese. O paketin dibinde ya şu kadar makarna kalır. O kullanılabilir. Hani orijinalliğini belki biraz bozar tarifin ama önemli olan orijinal değil, lezzetli ve evde kullanılabilen malzemelerle yapılıyor normalde olması. Normalde Şefika mesela pilavdan şu kadar kaldı. Kime versen yetmez. Ben böyle salatalara, yani kendim yemiyorum ama yaparım yani salataya o pilavı koyarım. Çok güzel olur değil mi? Çok güzel oluyor. Onun için çok mantıklı bu yaptığın. Siz
Pirinç yiyorsanız burada çok yakışıklı bir şey oldu. Yani gerçekten çok güzel. Süremiz de doldu. Şimdi son bir şey söylemek istiyorum. Bu salatamızı şöyle bir yarım saat, bir saat dolapta beklettikleri zaman pirinç yoğurdun bütün suyunu alacak ve biraz daha koyulaşacak. Çok güzel. Bekledi, biraz kendini çekti. O da hazır. Rüya, çok güzel olmadı mı salata? Yani gelip gidip biz Rüya'yla salataya böyle, salataya böyle. Herkes başkaları pastaya, kim neye ilgi duyuyorsa arada onlara yönel.